Yavuz Arslan'ın da bir sorusu var. Göngör Yavuz Ben Arslan'da buyurun. Atayla Halil'e kısa bir sorum olacak. Güney Lübnan'da bazı yerleşim yerlerinin boşaltıldığı söyleniyor. Sen de oradasın. Sivil halktan en son gerginlikten sonra çıkış var mı? Halil'e de kısaca Tel Aviv medyası bu ateşkes görüşmeleriyle ilgili nasıl haber yapıyor? Onlara bakma imkanın oldu mu? Yani nasıl bir kamuoyu var ateşkesle ilgili? İlk önce istersen Ata kısaca senden cevap alalım. Özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi var. Saat 21.30 itibariyle Türkiye'de Instagram'ın açılacağına dair bir haber gelmişti. Daha doğrusu Ulaştırma Bakanı Twitter hesabından bir canlı yayın yaptı ve saat 21.30'da Instagram erişime açılacak demişti. 8 gündür, geçen hafta Cuma günü 2 Ağustos sabah kapatılmıştı gece saatlerine itibaren Instagram. Türkiye'nin taleplerini kabul ettikten sonra erişime açıldığı bilgisi var. Şu an itibariyle sosyal medya platformu Instagram'ın erişime açıldığı bilgisi paylaşıldı. Ama siteye girebiliyor muyuz, uygulamayı kullanabiliyor muyuz ona birazdan bakacağız. Şimdi tekrar döneyim isterseniz gidelim bölgeye. Ata duydun, önce sen cevapla ardından Tel Aviv'e geçeyim. Bu arada bizim hiç Instagram'la ilgili bir sorunumuz olmadı. Lübnan'da olduğumuz için burada yasak bizi etkilemedi, onu söyleyeyim. Güngör Yavuz Aslan'ın sorusuna gelince, bugüne kadar yani o geçtiğimiz yıl Ekim'den bu yana 150 bin civarında vatandaş buralardan tahliye edilmişti Güngör Yavuz Aslan. İsrail'in kuzeyinden de yine tahliyeler vardı. Ama şu gelinen süreç itibarıyla herhangi bir böyle bir yoğunluk yok bölgede. Biz Rimeş köyündeyiz. En uçtaki köylerden bir tanesi burası. Hatta Hristiyanların ağırlıklı yaşadığı bir köy burası. Hemen yanı başımızda Hizbullah üyelerinin yoğun olarak yaşadığı bir köy var. Yani sınır hattı komple köyler var. Ama birçoğunun aslında böyle hayalet köy olduğunu bu bölgeye gelirken gözlemleme imkanına sahip olmuştuk. Bundan önceki süreçte boşaltılan köyler var. Ama şu son o Fuat Şükür suikastinin ardından herhangi bir yoğunluk yok. O yoğunluk Beyrut'taki Refik Hariri Havalimanı'nda yaşanmıştı. Hatırlayacaksınız birkaç gün önce birçok ülke vatandaşlarına çağrıda bulunmuştu Lübnan'ı terk edin diye. Dolayısıyla havalimanında şu anda Beyrut'u terk eden, Lübnan'ı terk eden vatandaşlarla dolu vaziyette. Hatta Türk Dışişleri Bakanlığı da uyarıda bulunmuştu. Türkiye seferleri de neredeyse bir haftalık şu anda dolu. Türk vatandaşları da Lübnan'ı terk etmeye başlamış durumda şu anda. Coşkun Başbuğ'un da bir sorusu var. Coşkun Başbuğ buyurun. Ekber Ekber'e. ve bir Buyurun. soru yönelteyim. Ekber, şimdi İran'ın hala açıklayamadığı o Haniye suikastinde o kadar çok soru işareti var ki kafada. New York Times ne dedi? 2 ay önceden odaya yerleştirilmiş bir bombalı düzenek Haniye odaya girdikten sonra aktif edildi ve saldırı böyle gerçekleşti dedi. İran hemen karşı çıktı. Hayır dedi, öyle olmadı. Roketli dedi bir saldırı, kısa menzilli. Bundan dedi saldırı gerçekleşti. Şimdi bu konu hala tam anlaşılmış değil hangisi doğru. Ama bunun akabinde İran'da tutuklamalar gördük. İşte gözaltılar vardı. Şimdi bu soruşturma ne alemde? Yani burada gene gözaltılar, tutuklamalar var mı? Yoksa soruşturma daha da derinleşiyor mu? Yoksa hani gündemden düştü mü bu konu? Bu suikastla ilgili İran'da oluşan kanaat ne kamuoyunda? Nasıl olduğu yönünde var mı böyle bir fikir medyaya yansıyan? Coşkun Hocam, şimdi bu soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili İran'dan resmi açıklama yapılmıyor. Ayrıntı verilmiyor basına. İşte bu konuyla ilgili kaç kişi tutuklandı, tutuklananlar kimler, bu konuyla ilgili İran'dan resmi açıklama olmadı. Devrim muhafızlarının bazı kişilerle ilgili işte böyle bir karar aldığına ilişkin iddialar söz konusu. Fakat geçtiğimiz günlerde İran savcılığı böyle bir şeyin doğru olmadığını ve herhangi bir kimsenin tutuklanmadığını söyledi. Fakat bu işte yargıdan gelen bu açıklama tam olarak da devrim muhafızlarının tutuklama yapmadığı anlamına gelmiyor. Bu konuda evet hala tartışılmaya devam ediyor. Yani Haniye'ye yönelik nasıl saldırı yapıldığına ilişkin. Az önce mesela bir milletvekilinden bahsettim. Yine tekrar ismini söyleyeyim. Ahmet Başayı Erdestani. Aslında o da yine işte bu konuya değindi bugün. Bir verdiği İran basına verdiği bir şeydi mülakatta. İşte devrim muhafızlarının burada bu olayda bir sızma olmadığını söyledi.
söylediğini, ancak İran'daki istihbarat biriminin farklı bir şekilde düşündüğünü ifade etti. Çünkü biliyorsunuz İran'da iki tane istihbarat kurumu var. Birisi devrim muhafızlarına bağlı ve birisi de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir iki tane farklı istihbarat biriminden söz ediyoruz. İşte söz konusu milletvekili işte devrim muhafızlarının burada bir sızma olmadığını görüşünde, fakat diğeri aynı şekilde değil diye ifadeler söz konusu olduğunu ifade etti. Hatta kendi görüşünü de ifade etti. Burada mutlak bir şekilde bir sızmanın söz konusu olduğunu ifade etti. Sızmadan kasıt nedir? İşte Mossad'ın bir şekilde İran devrim muhafızları, işte Haniye'yi koruyan işte devrim muhafızlarının o korumalar içine sızdığını ve onları satın alarak bir şekilde bu operasyonu yaptığını ilişkin işte İran'da da yaygın düşünceler söz konusu. Sizin de belirttiğiniz üzere tabii İran bunu farklı bir şekilde aksediyor. Fakat Batı medyası hem İsrail tarafı bunun bir bombalı saldırı olduğunu bildiriyor ve bu konuyla ilgili de işte tartışmalar hala devam etmektedir. Var mı başka sorunuz Güngör Hocam? Halil'e vardı bu. Aha, Tel Aviv medyası tam esir ailelerinin o gösteri olduğu yerde 15 Ağustos'ta tekrar taraflar büyük ihtimal arabulucular üzerinde masada olacak. Nasıl görüyor bu ateşkesten ümitliler mi, yoksa Netanyahu eleştirilsel bir bakış açısı var? Yani ateşkesle ilgili Tel Aviv ne düşünüyor Halil? İsterseniz basında nasıl yer aldığını şöyle ifade edelim. Yani Türkiye'de eğer böyle tarihi bir protestonun, hükümete karşı tarihi bir protesto gösterisi yapıldıktan sonra medyada bu geniş yankı uyandırırdı ve gazeteciler de alana gelirdi. Ama şu anda az önce alandaki yerleri gösterdik. İçeride dolaştık ama gazetecilerle karşılaşmadık. Çünkü burada yaklaşık 20 bin insan bulunuyordu tahminime göre. Tabii ki sahayı adım adım dolaşmadım ama tahminimce 20 binden daha fazla insan olabilirdi. Köprünün her iki caddesi doluydu. Üst kısım doluydu. Yani Savunma Bakanlığı'nın karşısı doluydu ve alan doluydu. 20 bin insanın bulunduğu yerde Türkiye'de olsa çok fazla sayıda gazeteci yer alırdı. Canlı yayınlar yapılırdı ve foto muhabirleri sıkça görürdük ama biz burada göremedik. Dolayısıyla yani burada yapılan bu gösterinin yarın gazetelerde ya da internet sitelerinde veya televizyonlarda çok da fazla yer alacağını düşünmüyorum. Tabii ki bu benim gözlemim. Diğer taraftan da 15 Ağustos. Tabii şu anda bu açıklama geldikten sonra Yahudilerin kutsal günü başladı. Dolayısıyla onlar sadece ibadetlerini gerçekleştirdiler. Dış dünyaya tamamen kapandılar. Yani elektronik cihaz kullanmadılar, araç kullanmadılar, asansörlere bile binmediler. Dolayısıyla şu anda onunla ilgili henüz bir gözlem ya da yorumda bulmak çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Fakat burada yaşayan insanlar özellikle 1,5 yılda artık rutine bindiğini bu olayların ve dolayısıyla da 7 Ekim'den sonraki süreci değerlendirmek gerekirse de işte o süreçten sonra da yine kademeli bir şekilde insanların tekrar evlerine döndüğü, yani şehirlerine döndüklerini ve ardından da yavaş yavaş sosyal hayatın tekrar eskiye döndüğünü, yani burada şu anda Lübnan Hizbullah'ından ya da İran'dan gelebilecek olası misillemeye yönelik buradaki insanlar böyle bir beklenti içerisinde olabilirler ama bir taraftan da sosyal hayat eskisi gibi, yani bundan 1,5 yıl öncesine dönecek olursak o günlere döndüğünü ifade ediyor. Yani insanların artık bu gerilim ortamına alıştıklarını ve dolayısıyla da şu anda da herhangi bir endişe duymadıklarını ifade ediyorlar. Tabii az önce de ifade ettiğim gibi 15 Ağustos aslında kilit bir, tarihi bir gün olabilir, tarihe geçecek bir gün olabilir ama İsrail'de insanların bir tarafı hükümete güven duyarken yarısı da güven duymadığı için şu anda bu saatte sahadalar, yani meydandalar. Dolayısıyla protesto gösterileri devam ediyor ama 15 Ağustos'ta tabii ki İsrail, Amerika, Mısır ve Katar'dan gelen Hamas ile anlaşın çağrısına bir cevap verdi. Yani biz Katar'da ya da Mısır'da düzenlenecek ve yeri bildirilecek yere bir müzakereci heyet göndereceğiz dedi. Ama Hamas'tan bu cevap gelmedi. Hamas'tan bu cevabı gelmemesi dolayısıyla şu anda bütün dünya Hamas'ın cevabını bekliyor ama özellikle de şu anda İsrail'in başkenti Tel Aviv'de aslında Hamas'ın bir cevabının gelmekten daha ziyade
Netanyahu'nun bu rehine takasının, rehinelerin özgür kalması noktasındaki görüşmelerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında hükümetten bir istekleri var. İşte o isteklerini de duyurmak için şu anda bakanlığın ve askeri karargahın şu anda önündeler. Dolayısıyla onlar da böyle bir cevap bekliyorlar. Coşkun Hocam'ın da bir sorusu var. Buyurunuz. Ata, hızlıca bir soru sormak istiyorum. Fuat Şükrü'nün katledilmesinden sonra Hizbullah'la İsrail arasındaki karşılıklı atışların Hizbullah'ın gayretiyle biraz hızlandığını, yoğunlaştığını söyledin. Epey artmışa benziyor. Fakat işte belli bir alanda atıldığı belli. Bunların, bu arada Hizbullah'ın özellikle İsrail'in askeri üslerini hedef aldığını da vurguladın. Peki insanın aklına şu geliyor. Bu kadar yoğunlaştırdılar ve askeri üsleri hedef alıyorlar madem. Bir zarar verebiliyorlar mı? Yani karşı tarafa attıkları şeyin herhangi bir pratik bir neticesi var mı yok mu? Bu konuda neler söylersin? Ekrem abi, geçtiğimiz günlerde sadece bir iki kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in kuzeyine yapılan o kamikazeli drone saldırısından. Ama onun haricinde hani hep bahsediyoruz ya, demir kubbe sistemi. Yani ağırlıklı olarak %70-80 civarında o kamikaze drone'lar imha ediliyor demir kubbe sistemi tarafından. Onun öyle bir sistemi var ki tabii askeri stratejistler daha iyi bilir. Coşkun abi de bilir. Yani bunu Gazze'de de görmüştük biz mesela. Boş alana düşeceğini sezdiği zaman demir kubbe o kamikaze drone'a müdahale etmiyor. Yani boş alana düşüyor. Tarlaya düşüyor, bahçeye düşüyor ya da yani böyle bir askeri üssün haricinde bir yere gittiği zaman demir kubbe sistemi devreye girmiyor. Onu hedef almıyor. Dolayısıyla gelinen süreçte herhangi bir zayiat yok. Yani çok yoğun bir zayiat yok. Çoğu demir kubbe imha ediyor. Çoğunu imha edilmeyenler de içeriye, yani tarlalara, bahçelere, boş arazilere düşüyor. Ama İsrail korktuğuyla kalıyor. Paniğiyle kalıyor. Sirenler çalıyor çünkü. Orada yaşayan varsa şayet onlar rahatsız oluyor. Ama direkt olarak böyle çok yoğun bir, hani tırnak içerisinde öç alacak, intikam alınacak bir saldırı gerçekleşmiş değil. Kamikaze drone dedim. Geçen hafta 60 füze atıldı arka arkaya. Katyuşa atılıyor, güdümlü füzeler atılıyor. Hemen ertesi gün 50 füze fırlatıldı. 2-3 gün önce yine kamikaze drone'lar. Bugün de aynı onlarca kamikaze drone'la saldırı düzenlendi. Ama biz İsrail medyasını da takip ediyoruz. Hizbullah'ın medya ofisini, Hizbullah'ın telegram kanalları var. Onları da takip ediyoruz. Yani sürekli olarak işte askeri hedef alındı deniliyor. Sirenler çalınıyor deniliyor. Ama pek zayiatla alakalı herhangi bir şey söylenmiyor. Dolayısıyla geldiğimiz süreçte şu an itibariyle Fuat Şükür'ün intikamı alınmış değil. Hasan Nasrallah'a göre, Hizbullah liderine göre bu İsrail'e verilen bir ceza şu anda. Yani peki, cevap vermememiz, bu suikaste cevap vereceğiz ama diyor şu anda vermiyoruz diyor. Bu bile cezadır diyor İsrail'e. Bekletmeyi ceza. Hatta hızlıca biraz önce Ekber'e de sormuştum. Senin tecrübelerine dayanarak şimdi füzeler atmak, şunu yapmak, bunu yapmak, işte kamikaze dronlar falan dışında diyelim ki belki bir süre daha beklemek ciddi bir cevap için Fuat Şükrü ve İsmail Haniye konusunda. Bu arada Ekber'e de sorduğum şey şu idi. Hizbullah'ın ya da İran'ın belki İsrail'in yaptığı gibi bir takım suikastlerle İsrail'in önemli isimlerine ya da Mossad'ın önemli isimlerine yönelme ihtimali var mıdır? Ne dersin? Ata, çok kısa lütfen. Bir son dakika gelişmesi var. Buyur, hemen çok kısa. Hemen. Elbette mümkün, elbette mümkün. Ekber anlattı. İran şu anda nihayetinde meşru bir devlet var, hükümet var, bir ülke. Ama bir taraftan da ileri karakolu Hizbullah var. Ve Hizbullah'ın da Suriye üzerinden İran'a uzanan bir lojistik hattı var. Elbette mümkündür. İran belki yapmayabilir ama bunu vekil güç olarak Hizbullah'a yaptırabilir. Evet.